rica ediyorum Sayın Bakanım. Ayakta yolcu seçim arifesidir. Yani esnafımız ayakta yolcu almasa gerçekten kazanamıyor. Bizim sıkıntımız bu. Başkanım artık ceza puanlarımız gibi öyle ceza puanları. Bir de Sayın Bakanım bizim şey var. Bizim eskiden 100 puan ben ceza yedin mi bu belediye ilgilendiriyor. O kadar da bizde olduğu için 100 puan. Biz ya puanları yükseltelim Sayın Bakanım ya da puan 70 puansa ona düşürelim. Yani şoföre 5 cezadan sonra şoför bulamıyoruz gerçekten. Şunu söylemek istiyoruz. İstanbul'u anlamak isteyen bu şehrin insanlarının ne demek istediğini önce sizlerden dinleyecek. Şoför esnafımızdan dinleyecek. Gelecek ki sizle istişare yapacak ki şoförümün, esnafımın ne derdi var, ne problemi var bu istişareleri gerçekleştirecek. Tabii bugün yarı zamanlı çalışan bir İBB yönetimi mevcut değerli arkadaşlar. Maalesef mesailerini, enerjilerini tam zamanlı İstanbul'a, İstanbul halkına harcamıyorlar ve bu kadar da şehrin sorunlarına vakıf olduklarını düşünmüyorum. Çünkü işte az önce başkanım da ifade etti. Ya minibüsçünün bir derdi varsa gelip dinleyeceksin. Can kulağıyla dinleyeceksin. Çözüm için bir irade ortaya koyacaksın ki bu iradelerin de koyulmadığını net bir şekilde görüyoruz. Sıkıntılarınız, dertleriniz, sorunlarınızı çözmenin de gayreti içerisinde oluyoruz. İşte bugün minibüslerin taksiye çevrilmesi noktasında AK Parti olarak da her zaman sizlerin yanında durduk. Evet. Siz istediniz, biz yaptık ve AK Parti olarak metro ve metrobüs gibi toplu ulaşım araçlarının artmasından dolayı da boşa çıkan minibüsçülerin taksiye çevrilmesine yönelik teklifi meclisimizden geçirdik. Ben size Murat Kurum sözü veriyorum. Kardeşiniz olarak şu sözü veriyorum ki biz attığımız her adımda esnafımızla, minibüsçümüzle, İstanbullu kardeşlerimizle birlikte istişare edeceğiz. Birlikte karar alacağız. Birlikte bu kararı hayata geçirmeye olacağız. Bu